Merhaba, ben Tunç Çatıroğlu, Borsa Yorum'a hoş geldiniz. Bu hafta yaşadığımız gelişmeler borsada zaten benim daha evvelden bahsettiğim gibi işte şöyle biraz yukarı gitmeye başlayacak 10-11 Eylül gibi biraz buralarda oyalandıktan sonra o 21 günlük Kaufman hareketli ortalamasında üzerine çıkacak şeklinde bir yorumum olmuştu. Grafiklerde de bu şekilde gerçekleşti. Bu şekilde gerçekleşti ama dünyada olmadık işler oldu bu süre zarfında. Bir kere Türkiye'de bir not indirimi oldu. Dünyada piyasalarda özellikle Amerikan piyasalarında çok büyük satışlar oldu. Altın gümüş fiyatlarında çok büyük satışlar oldu. Korku endeksi, VIX çok arttı vesaire falan ama gene de bizim borsamız sanki böyle bir şeyler olmamış gibi. Değil mi? O bizim zamanında yapmış oldum. Ya işte şöyle gidecek. Bundan sonra da yukarı gibi. Onu takip ettim. Buradan da zaten borsa hakkında olumluydum ama daha da olumlu oldum ben bu yaşadıklarımızdan sonra. Şimdi bundan sonra nasıl olacak? Borsa çıkmaya devam edecek mi? Ben olumlu olmaya devam ediyorum. Olumlu olmamı gerektiren sebepleri de açıklamak istiyorum bu videomda. Şimdi öncelikle Türkiye tarafına bakarsak V tipi toparlanma var, görülüyor. Twitter hesabımda paylaşıyorum bunları. İşte bakın işte imalat sanayi endeksi açıklandı. Yok işte efendim kapasite kullanım oranı açıklandı vesaire hepsinden bahsediyorum. İşte bazıları çok iyi, bazıları daha az iyi ama genel olarak tablo iyi. Yani büyüme beklentisi güzel. Büyüme beklentisi güzelse de o zaman bunu da borsa satın alıyor, alması gerekir. O zaman borsanın daha yükselmesi gerekir. Diğer şeylerden bağımsız olarak yani büyüme beklentisi bile iyi. Artı bizim borsamız halen daha çok ucuz. Ve bazı şirketlerde balonlar oluşmuş olsa bile borsa genelinde borsa ucuz. Artı olarak yabancı yatırımcıların hisse satışı geçen hafta itibariyle durmuş görünüyor. Hep satıcı taraftaydılar. Durdu. Zaten durmasını da bekliyorduk. Yani biraz böyle bir 30 milyon lira, 50 milyon lira falan gelmişti satışları aylık, haftalık. Ondan sonra ya tamam işte azaldı, 30 milyon oldu, 50 milyon oldu falan. Şimdi sıfırlanır dedik, sıfırlanmış o. 2 milyon artıya geçmiş, o bir şey değil. Yani artık yabancı yatırımcı net satıcı tarafta değil. Bütün bu olaylara rağmen de değil işte. Yukarı doğru da gitmeye devam ediyor. Bu da iyi bir şey. Geriye ne kalıyor? Geriye yurt dışındaki havanın bozulması kısmı kalıyor. Ha bir de şu var. Borsa İstanbul'da yeni bir işte pazar yapılanması yapıldı. İşte bir takım marjlar falan ona göre yeniden ayarlandı. Bunların da yıldız pazar hisseleri için ve de özellikle yabancı yatırımcılar tarafından tercih edilen yıldız pazar hisseleri için bankalar, holdingler, büyük sanayi şirketleri gibi şeyler için olumlu olacağını düşünüyorum. Balon oluşmuş ve likiditesi düşük, halka açıklık oranı düşük olan şirketler için de pek iyi olmayacağını düşünüyorum. Bununla ilgili zaten riskli hisseler videosu yapıyorum. Orada anlatıyorum, bu hafta içinde tekrar yapacağım bu videoyu. Bu yıldız pazar nedir, bu yeni pazar yapılanması nedir diye sorularınız oluyor. O yüzden bu videonun altında açıklamalarda Borsa İstanbul'un bu konuda yapmış olduğu açıklamanın linki bulunuyor. Oraya tıklayıp işte ne olduğunu, sizin elinizde hisseler varsa hangi pazarda olacağını ve o pazarın şartlarını öğrenebilirsiniz. 1 Ekim'den itibaren devreye alıyorum. Yurt dışına baktığım zaman da zaten öncelikle VIX'te başlayalım. Korku endeksi. Korku endeksi şöyle bir içim oku bulutunun içerisine girdi. Ve girdikten sonra da fazla da gördüğünüz gibi bir şey yapamamış. Yani bulutu çıkıp daha da böyle korkunç kesip yukarılara gidip daha da böyle şeyi arttırmamış. Yani böyle bir volatilitenin artması gibi bir işler olmamış o tarafta. Şimdi gelelim buradan. Bakın şöyle işte bir yukarı atıyor ama hemen içine girdi. İçinde kaldı. 21 günlük hareketli ortalamanın altında. Wave trend düz işte RSI başını aşağı çevirdi falan. Yani buralardan biraz şöyle aşağılara gelirse zaten şu 23'te kırılınca hop diye normalleşebiliriz. Yani önümüzdeki günlerde şöyle ilk haftada önümüzdeki bir hafta içerisinde çok rahatlıkla bu düzelebilir. Yani tekrardan yukarı gidip de buraları falan kırar mı o zaman felaket olur ama öyle bir şey olmasını da gerektirecek bir şey var mı bugün? Yani dünyada Fed bu kadar para vermeye devam ederken Amerika'da yeni bir
kurtarma paketi düşünülürken destek paketi, orada da anlaşamadılar henüz. İşte demokratlar biraz daha fazla olsun diyor, cumhuriyetçiler biraz daha az olsun diyor. Fazla da bir zamanları kalmadı. Bu hafta içerisinde bu işi bitirmeleri gerekiyor. Eğer bir paket açıklanacaksa, ki açıklamak zorunda olduklarını da biliyoruz, ama orta yolda buluşacaklar belki 2 milyar, 2 trilyonda falan. Bir yerde buluşacaklar diye düşünüyorum ben. Bu da olumlu olacak. Bu da zaten aşağı gelecek. Ama böyle bir kötü senaryo olur mu? Yani biz kongre herhangi bir para vermeden, yeni bir paket açıklayamadan herkes seçim derdine düştü. Kampanyasına gitti. Kongre dağıldı. Seçimden sonraya kaldı. Kusura bakmayın dendi. Ondan sonra da zaten büyük ihtimalle seçimlere şaibe karıştı. Bilmem ne olacak. Tartışmalar sürecek. O yüzden bu hafta bu işi bitirirler diye düşünüyorum. Yani bu kadar göz göre göre felakete doğru gitmez piyasalar. Ve o da o VIX'i aşağı getirecek. VIX'in aşağı gelmesi borsa için çok olumlu olacaktır. Böyle bir şey olmadı. Yukarı gittirse bile zaten Fed falan para vermeye devam ediyorlar. Yani böyle bir ortamda ne diye bir şey olacaktır. Vaka sayıları artıyor. Evet, artıyor. İşte belki bir takım tedbirler falan gelecek ama ekonomilerin öyle kapatılması falan söz konusu değil. Biz tekrar VIX'e dönelim. VIX tarafında işte o yüzden olumlu yandan bakmaya devam ediyoruz. Zaten sanırım artık bu Dow Jones'daki filan satışların da sonuna geldik. Onu da şöyle göstereyim. Şöyle Dow Jones, ha şöyle haftalıktan göstereyim ilk önce. Şöyle haftalık, şöyle bir de yaklaştıralım imkanı varsa. Evet. Tamam. İşte şurada haftalıkta gelmiş. Bakın haftalıktaki 21 haftalık kama dediğimiz hareketli ortalamada da destek bulmuş. Buraya doğru biraz böyle belki biraz devam edebilir ama burada destek bulmuş. Bu iyi bir şey destek açısından. Şimdi gelelim günlüğe. Günlükte de bakın gelmiş böyle. Şöyle biraz daha şöyle şey yapayım mı? Evet. Bakın böyle gelmiş. Önemli bir şeyi kırdı, desteği. İçimoku'ya kadar. İçimoku'nun altından da destek buldu. Bu zaten haftalık hareketli ortalamanın da olduğu yer. Burası iyi bir destekmiş. Gelmiş şimdi buraya 27.173. Azıcık daha gitse zaten önemli bir direnci geçecek. Az daha gitse İçimoku'yu da geçecek. İşte ondan sonra işte bu 29.000'e doğru, yani bu Dow Jones'un roketlediğini görebilirsin. Bu da böyle bir kavram trading view'da falan kullanılıyor roket olarak ama yani böyle bir hızla yükselebilir buradan. Onun hızla yükselmesinin bize ne faydası var? Bize de çok faydası var. Dünya zaten olumlu oluyorsa, biz de zaten olumsuzken bile biraz yukarı gidiyorsak daha da yukarılara gidebiliriz diye düşünüyorum. XU100 tarafında. İşte gelelim XU100 tarafına. Şöyle işte beklediğimiz gibi şu İçimoku'dan yukarı geçti. Tekrar yakınlaştırmaya çalışıyorum. Evet, şöyle işte geldi İçimoku. Buradan yukarı geçecek dedik. Geçti. Şu maviden biraz geri gelir dedik. İşte biraz geldi falan bir şeyler yaptı. Sonra yukarı gidecek işte 25-26 falan dedik. İşte o da oradan geçti. 25'inde geçti. 26 zaten cumartesiye geliyormuş. Peki. Şöyle geçti işte yukarı. Bankacılık lokomotifliğinde geçti, zaten beklediğimiz de buydu. Yani bankacılık lokomotif olacak, daha yukarı gidecek falan gibi. İşte şöyle, bundan sonra da zaten geriye 1153 kalıyor. O yurt dışında da bir rahatlama olduğu zaman 1153 çok rahatlıkla geçilir. Çok rahat geçilir. Ondan sonra da zaten daha iyi bir şekilde, daha güçlü bir şekilde 1200'e gidebilir borsamız. Yine dediğim gibi Yıldız Pazar hisseleri öncülüğünde borsamızda yükseliş beklemeye devam ediyor, özellikle bankalar kısmında. Cazip hisseler videosu yaptım bugün sabahtan, onu izleyebilirsiniz. Şimdi arkasından böyle bir genel endeks yorum yapıyorum. Endeks hakkında olumluyum. Ayrıca ucuz kalmış o Yıldız Pazar'daki hisselerin, işte cazip hisseler videosunda bahsettiğim şeylerin iyi bir getiri sağlayacağını düşünüyorum bundan sonra. Çünkü o böyle XU tümü yukarı taşıyan, yabancının pek fazla tercih etmediği ama işte yabancı satmadığı için düşmeyen, yerli yatırımcı aldığı için de çok yükselen ama haddinden fazla yükselen hisselerden bu tarafa da geçiş olmasın. Yani bankalar, holdingler, büyük sanayi şirketleri gibi yabancı yatırımcının tercih edeceği şeylere geçiş olmasını bekliyorum ve o yüzden belki XU tümde
o kadar iyi bir performans görmeyeceğiz ama BIST 30'da, BIST 100'de, X Bank'ta falan daha iyi performanslar göreceğiz gibi düşünüyorum. Önümüzdeki bir yıllık süreç içerisinde de 190-200 dolarlık endeks hedefimi de koruyorum teknik olarak. İşte borsa hakkında söyleyeceklerim de bugünlük bu kadar.